Evet. Lenovo IdeaPad Y550 model bir laptopumuz var. Yanlış hatırlamıyorsam bunu 2009 ya da 2010 yılında aldım. Yani 10 yılı aşmış devirmiş eski sayılabilecek bir bilgisayar. Geçmişte ısınma sorunları yaşadık. Yine tam hatırlamıyorum ama 3-4 sene oldu. Şu görmüş olduğumuz fanı değiştirdim. Gürültülü çalışmaya başladı. Ondan sonra hiç gürültüyü eksik etmemeye başladı. Fanı değiştirdikten sonra düzeldi. Geçmişte bilgisayar aldığımızdan beri hiç termal macun uygulaması yapmadık. Şu anda bilgisayarımız neredeyse hiç açılamıyor. Yani açıyoruz 10 saniye sonra, açıyoruz 5 dakika sonra, değişen zamanlarda kendi kendine kapanıyor. Bunun ısınmadan olduğunu düşündüm ve termal macun uygulaması yapmaya karar verdik. Mete, termal macunu bırakır mısın? İnternetten şu termal macunu Cooler Master marka sipariş verdim. Daha fazla para harcamaya gerek olmadığını düşündüm amatör bir uygulama için. Şimdi işe başlayacağız. Bir hatırlatma yapalım. Pili mutlaka çıkartmamız gerekiyor işe başlamadan önce. Bilgisayarın neresinde akım var, neresinde yok tam olarak bilemeyiz. Bu işin uzmanı değiliz. Ayrıca pil çıkarttıktan sonra da elimizle dokunmamamız gereken yerleri dokunmamaya çalışalım. Yani statik elektrik bir parçaya zarar verebilir veya da iletim sağlanmaması gereken işte iki noktaya elimiz bir miktar iletim yaparak bir zarar verebilir. Özellikle pil takılıyken bu çok riskli olur. Hem pili çıkartacağız hem de gerekmeyen yerlere özellikle metal yüzeylere dokunmayacağız. Şimdi başlıyoruz. Termal macunumuzu açtık. Termal macunun içinden sanırım spatula gibi kullanım amaçlı bir şöyle kredi kartı büyüklüğünde parça çıktı. Bir de üzerinde line up indikatör yazan bir amaç için yapılmış. İşte orta tarafında bir ayrılan şöyle jelatin mi çıkartma şeklinde ama. Evet, elim buraya yapışıyor. Çıkartma şeklinde bir şey var. Bunun bir kullanım amacı var. Ben ne olduğunu anlamadım ama resimlerden gördüğüm kadarıyla termal macunu koyuyor, kapatıyor. Herhalde termal pet oluşturmak için yapılmış olabilir. Ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir. Şimdi bunları kaldırıp uygulamamıza geçeceğiz. Ya benim yapacağım şey termal macunu sürüp spatulayla inceltmek olacak. Başka bir şey değil. Şimdi bilgisayarımızın soğutucularını çıkarttık. Üfledik. Hafiften tozunu aldık ama pamuk veya da peçeteyle bir kolonya kullanarak bunları sileceğiz. Özellikle bunu şuraya şu şekilde yerleştirdiğimizde şu grafik işlemci ve ekran kartının işlemcisi ve bilgisayarın CPU'su işlemcisi buraya çok güzel temas etmeli. Şöyle termal pedler var. Bunları düşürürsek, onlar yerine termal macun sürersek, bunu buraya preslediğimizde pedler daha kalın olduğundan yüksekte olan parça buraya temas sağlarken daha alçakta olan, milimetrik olarak daha alçakta olan parça buraya temas sağlayamayacaktır. Bu nedenle termal ped olan yere termal macun sürülmesi tavsiye edilmiyor benim araştırdığım kadarıyla. O yüzden bu termal pedlerden de yenisi elimde olmadığından dolayı sökmüyorum. Aynı yere temas edilecek şekilde takacağım. Sadece şu metalle yapmayalım da plastik bir şeyle şunu spatulasında mesela gösterelim. Şuradaki kalıntıları biraz yaklaştırıp netleştirirsem şuradaki kalıntıları temizlemek amacımız. Onları fazlasını aldıktan sonra da kolonyayla ve pamukla sileceğiz. Elimizdeki soğutucuları da aynı şekilde temizledikten sonra ise monte edip bir deneyeceğiz. Evet, şimdi gördüğümüz şu işlemcinin tam ortasındaki soğutulması hedeflenen kısım, parmağımla dokunduğum kısma minik bir miktar macunu bırakıyorum. Bunu da ilk defa kullandığım için kıvamını bilmiyorum. Biraz fazla gelmiş olabilir. Şöyle biraz şöyle bir şey. Ne düşündük? Bu miktar biraz fazla gelmiş olabilir. Şimdi onu yiyeceğim. Daha fazla soğutulabilir.
Görüyorsun. Mümkün olduğunca aynı yapasak daha doğrusunu söyleyeceğim ama bunu direkt yönlendirdiğinde şöyle yani şurada şey yaparsam tehlikeli olabilir. Aslında çarpışma koyan eski bir alacağını yakaladığım bir tanesini şöyle kaldım bir tanesini bu sefer büyük bir bela alacağını anlayır. Çünkü yorulduk biraz yapıyorum. Evet, bunu da şu anda. Yani başka bir şey yapacağım. Zaten biz bastığınızda sonucu fazla bir şey yapacağım. Yani ama yine de en güzel şey yaptım. Yalnız kırıklar çektiğim sonunda bir anda daha güzel olmuş. Evet şu an yeterince ince bir kalkan değildi. Marjinde falan yakakan bayağı bir açık. Üzerinden şu bir kıydı. Tam yapamam. Evet, ince bir çatıda kullanmanızı belki bu yüzden olmayabilir. İlk defa kullanmam ben değilim ama aklıma geldi. Evet, şimdi ilk soğutucumuzu taktık. Macunlama işlemini yaptıktan sonra ikinci soğutucumuzu da takıyoruz. Burada söylemek istediğim bir şey var. O yüzden tekrar video başlattık. Biraz daha yaklaştırır mısın? Şuradaki numaralar görünsün. Şurada 1, 2, 3 ve 4 numaralı vidalar var. Çok net görünüyor şu an sanırım. Bunlar ilk vidalandığında vidalama sırası. Yani önce birinci vida vidalanıyor, sonra 2, sonra 3, sonra 4. Biz sökerken 4'ten başlayarak 4, 3, 2, 1 diye söktük. Şimdi takarken tekrar 1'den başlayarak 4'te sonlandırarak vidalama işlemini bitireceğiz. Evet, şu an ikinciyi sıktım. Şu daha iyi kavruyor. Tam sıkılmış mı diye kontrol edelim ve 3'e geçelim. Üçüncü vidamızı sıktık ve sonra da dördüncümüzü sıkacağız. Dün evvelsi gün gibi bir zamanda şu fanın fırçayla tozunu almıştım. Şimdi çok ayrıntılı bir fan temizliği yapmayacağım. Fanı da monte ettikten sonra 3 tane vida yeri var. Her bilgisayarda farklı olabilir. Bilgisayarımı takacağım ve deneyeceğim. Termal macunlama işlemi bundan ibaret. Ondan sonra pilini takıp artık bilgisayarı çalıştırıp deneyeceğiz. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Tabi bu arada sonucu ben de merak ediyorum. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Onu da daha sonra tekrar paylaşırız. Herkese iyi günler.